Depremin ilk günlerinden itibaren çölyatlı hastalara desteğini esirgemeyen Kocaeli Dernek Başkanlığı, yine deprem bölgesine çocuklara yönelik glutensiz gıda paketi dağıtımı için Kahramanmaraş'taki çölyak hastaları için yola çıktı. Kobidos Bisikletliler Derneği de hastalığa dikkat çekmek için kilometrelerce pedal çevirerek farkındalık oluşturdular. Glutensiz gıda paketi dağıtımına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da eşlik etti. Tamam, beraber. Biraz evet, evet, sağlıklı. Sağlıklı inşallah, sağlıklı. Teşekkür ederiz. Dağıtım sonrasında bir açıklama yapan Kocaeli Çölyak Yaşam Derneği üyesi Meltem Ertan Şeraz, Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üçüncü kez glutensiz yaşam turu düzenliyoruz. Bu sene rotamızı deprem bölgesine çevirdik. Adana'dan başladık. Osmaniye'ye bisiklet sürdü gönüllülerimiz. Bize destek veriyorlar, sağ olsunlar. Üçüncü durağımız Maraş'tı. Buradan Antep, Kilis ve Hatay Defne'ye ulaşacağız inşallah. Oradan da dönüş yapacağız. Sponsorlarımızla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz, Kent Konseyimiz ve YEDEP Projesi ile birlikte bir çalışma hazırladık. Gönüllerimizin destekleriyle de bu çalışmayı inşallah tamamlayacağız. Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Tuğber Katar ise bu projede gönüllü olarak yer aldıklarını söyledi. Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz glutensiz yaşam turumuzu malum yaşadığımız deprem felaketinden dolayı deprem bölgesinde yapmayı karar aldık. Burada öncü derneğimiz Kocaeli Çölyak Derneği. Biz onların kardeş derneği olarak burada gönüllü olarak bulunuyoruz. Çölyak Derneği bu proje için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin oluşturmuş olduğu YEDEP, yerel destek projeleri, derneklere olan projede bu projeyle alakalı hak kazanmıştır. Buradan biz Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize, Kocaeli Kent Konseyi Başkanımıza, sponsor olan firmalarımıza çok teşekkür ediyoruz. 13 bisikletli geldik ve bu 13 bisikletli arkadaşımın hiçbirinde gluten rahatsızlığı yok. Tamamen gönüllülük esasıyla gelinmiş durumda. Adana'dan başladık sürüşümüze. Osmaniye, Maraş, Antep, Kilis, Antakya'da son bulacak. Ortalama 600-650 kilometre gluten farkındalığı için pedallarımızı çevireceğiz. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş Çölyak Dernek Başkanı Nesrin Yaş, bu farkındalıkta emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Depremin 3. gününden itibaren tüm Türkiye'deki Çölyak Derneği başkanlarımızın destekleriyle çölyak hastalarımıza yardım ettik. Bizi unutmayan Kocaeli Dernek başkanlarımız da bugün 18 yaş ve altındaki çocuklara koli dağıtımı yapmak için bisikletlilerimizle birlikte karayoluyla Maraş'a geldiler. Maraş'tan da diğer deprem illerine gidecekler. Evet, Meltem.